ayna, tarak, deodorant, parfüm, poşet. Bu ne? Bu şemsiye arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz ben kullandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz da şemsiye var burada. Şimdi yağmur yağıyor. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var videosu çekiyoruz. Ben bunu bazı YouTube kanallarında gördüm ve dedim ki ben de çantamı göstereyim dedim. Merak etmiyordursunuz, yani demiyordursunuz bence geceleri yatarken acaba Ömür'ün çantasında ne var çok merak ediyorum demiyordursunuz. Tabii ki de bunu hiç merak etmediğinizi bilerek böyle bir video çektim ben de. Şu anda bence biraz heyecanlandınız mı arkadaşlar? Çantamda çünkü normal eşyalar yok. Okulda olabilecek şeyler yok aslında. Sizi bununla tanıştırayım. Öncelikle bunun adı Mövcük. O benim kalemliğimdi maalesef. Ortaokuldan sonra lisede artık arkadaşlar o evde yaşıyor. Öncelikle şöyle bir hikayesi var. Birinci sınıfta arkadaşlar benim bir arkadaşım vardı, en yakın arkadaşım. Onun da böyle kalemliği vardı, aynısı. Adı da Mövcük'tü. Bana kullandırmıyordu. Hep hava atıyordu. Bak benim böyle kalemliğim var diyordu. Mövcük benim kayyuluydu kalemliğim arkadaşlar. Daha sonra 6 yıl aradan sonra 7. sınıfta ben bu kalemliği gördüm ve alacağım dedim. Ortaokulda da aynı sınıftaydık ve aldım. Ona hava attım, artık onun mövcüğü yoktu. Nereye gitti bilmiyorum. El sallıyor size de. Çok tatlı değil mi? Öncelikle arkadaşlar size büyük bölümünü göstereceğim ve büyük bölümde İki tane anahtarlık var. Bir tanesini ortaokulda hizmetlinin odasından ödünç almıştım. Hala geri veremedim. Bu da hediye arkadaşlar. Açıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar matematik kitabım var burada. Gördüğünüz gibi. Fazla yorum yapamayacağım okulum hakkında bu arada. Çünkü lise hayatım daha bitmedi. Din kitabım var. Tarih kitabım var. Şimdi size bir kitap göstereceğim. Aslında göstermeye çok korkuyorum. Edebiyat kitabı. Ve edebiyat kitabının arkadaşlar size belirli sayfalarını göstereyim. Gördüğünüz gibi sayfalar yırtık. Karalanmış. Çok güzel edebiyat kitabıma gerçekten arkası yırtık. Böyle gördüğünüz gibi İstiklal Marşı ile birlikte başlıyor arkadaşlar. Kitabım gerçekten çok özenli kullanan bir insanım. Buradan o sıra arkadaşıma sesleniyorum. Kitaplarımı mahvetti. Ben de onunkinleri mahvettim. Asla yaşım uymayan kitap fuarından aldığım bir kitap arkadaşlar. Kitap fuarı videomu da mutlaka izleyin. Bu ne? Bu şemsiye arkadaşlar. Tabii ki biliyordunuz ben aydınlandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet şemsiye var burada. Şimdi yağmur yağabiliyor. Şemsiye kırıldı. Böyle ben bunu arkadaşlar yağmurlarda şemsiyemi kullanıyorum. Böyle her şeye önlem alırım. Bu ne? Ben okuma yapmıştım o. Gereksiz çok kağıt. Şu anda çıkaracağım şeylerden gerçekten çok utanıyorum arkadaşlar. Çünkü benden tiksinebilirsiniz. Nefret edebilirsiniz. Beni öldürmek isteyebilirsiniz. Çıkarıyorum. Bir sürü poşet. Poşetin içinde börek. Bir tane daha poşet. İçinde yine börek kalıntıları. İlaç çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi ben hasta bir insanım arkadaşlar. Hem kafadan hastayım. Hem bedenen. Ödev defterim bu arada. Dönem başında çok güzel notlar alıp ödev defterime, daha sonra canını çıkardım defterimin. Gördüğünüz gibi hep saçma sapan şeylerle doldurdum defterimi. Burada da sol elle yazmayı denemişim. Lütfen benim sınıf arkadaşlarım, bu videoyu umarım izlemiyordursunuz. Çünkü benden tiksinmenizi asla istemem. Yani gördüğünüz gibi çok kötü şeyler var çantamda. Deodorant var arkadaşlar. Yani olması gereken bir şey bence. Öğrencinin çantasında olması gereken bir adet bir deodorantım var. Ve bir diğer öğrencilerin çantasında olması gereken bir şey daha, parfüm arkadaşlar. Bence parfüm de her öğrencinin çantasında olmalı. Şöyle sıkalım. Mis gibi de koktu bu arada. Parfümü aldığım yeri hiç sormamışsınız arkadaşlar. Ben de söyleyeyim dedim onun için. Ben bunu BİM'den aldım arkadaşlar. Bir adet turuncu bağımlısı olan ben ve kalemliğim. Kırtasiye videomu izlemediyseniz izleyin. Bir sürü turuncuya özel yerim var benim.
Şimdi benim bir kalem takıntım var, şöyle gördüğünüz gibi bir sürü kalem var. İlkokuldan beri hep kalemleri dolduruyorum. Bunlar dönemin ortasında kayboluyorlar, kaçıyorlar. Benim galiba kötü yazıma dayanamıyorlar arkadaşlar ve kaçıyorlar, öyle düşünüyorum ben. Bir sürü kağıt ve peçeteler var gördüğünüz gibi. Bu benim kimya kağıdımdı. Bayağı okula ne kadar önem verdim ortada arkadaşlar. Kimya kağıdı denecek yeri kalmamış bu arada. Bir adet turuncu kalem tıraşım var. Bir adet yine peçete var arkadaşlar. Ve ikinci bölüme geldiğimizde şöyle, buraya da böyle bir süs koydum. Adını bilmiyorum. Gördüğünüz gibi baş konutlarım tarak, ayna. Şimdi diyecek, bu arada palyaçolu burası da. Göstereyim bu arada. Şöyle arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki, bilmiyorum ben böyle miyim yoksa siz de mi böylesiniz? Okula genel olarak böyle şeyleri götürüyorum. Gördüğünüz gibi ayna, tarak, deodorant, parfüm. Geriye son bir şey kaldı arkadaşlar. Bunu çıkarmaya çok utanıyorum. Ananaslı bir adet cüzdan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu ne ya? Gerçekten arkadaşlar cüzdanım yok. Cüzdan kullanan biri değilim. Bunu bu arada dışarıda hiçbir türlü çıkarmıyorum arkadaşlar. Bunlar mevcutla aynı kaderi taşıyorlar, yaşıyorlar. Gerçekten mevcut ve ananas, yorumlarınız neler? Acı dolu bir hayatları var. Görüyorsunuz arkadaşlar neler çektiklerini. Ve bu arada içi dolu. Arkadaşlar bir su şişem var. Aslında bir sürü şişem varken ben gidip en gereksizini aldım. Gördüğünüz gibi şey dengede bile zor duruyor arkadaşlar. Artık canı çıkmış ve bu su kaç günlük gerçekten bilmiyorum. Ben bunu uzun zamandır içmiyorum. Mövcük koklamak ister misin? Mövcük bile bayıldı arkadaşlar. Gerçekten bu suyu içersem sanırım arkadaşlar gıda zehirlenmesinden falan ölebilirim. Ve tabii ki de market fişi çıktı arkadaşlar çantamdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buradan ikiye böldüğüm kalemim var. Yine bir adet kimya kağıdım var arkadaşlar. Yine canı çıkmış bir şekilde. İkiye böldüğüm kalemin parçası. Arkadaşlar çantam böyle. Gördüğünüz gibi içinde pek güzel şeyler yok sanırım. Yani okula uygun mu bilmiyorum. Şu anda size gösterdiğim şeylerin kaç tanesi okula uygun yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bence ananaslı cüzdan, zürafalı kalemlik, ayna, peçete, tarak, deodorant, parfüm. Bunlar bence okulun olmazsa olmazları. Sonra market fişi arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Sonra kaç günlük bilmediğimiz poğaçalar. Çok güzel şeyler çıktı gerçekten içinden. Şu anda ne kadar pis bir insan olduğumu öğrendim. Bu videodan sonra arkadaşlar kendimi değiştireceğim. Artık bambaşka biri olacağım. O kadar değişeceğim ki herkes bu değişimi görecek arkadaşlar. İnşallah herkes görür bu değişimi. Çünkü bunlar bence okula çok uygun mu bilmiyorum. Sizler şahitsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul çantamı gösterdim. Vahşet dolu görüntüler gördünüz arkadaşlar. Gerçekten hiç görmek istemeyeceğiniz görüntülerdi. Buna da eminim. Lütfen beni affedin. Umarım benden tiksinmemiştirsiniz ya da benden artık nefret etmiyordursunuz arkadaşlar. Maalesef okul çantam böyle. Okul çantası düzenli olanlar hep kıskanmışımdır. Yanına tamam okulun ilk günleri düzenli olur da kardeşim. Sonra bu düzenli olmaz bu çanta. Bu arada umarım bu ananaslı cüzdanı da kimse görmez okuldan. Böyle arkadaşlar. Cüzdan alacak paramız yok. İçi bu arada para dolu. Size gereksiz ortaokul anılarımı da anlattım. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarla karşınızda olmak üzere. Siz isteyin, biz yapalım. Bay bay arkadaşlar.